İyi akşamlar Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ne var ne yok başladı. Açıkçası dünya açısından çok enteresan bir haftaya geride bıraktık. Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine mi geldik sorusu çok soruldu. Ve İran-Amerika Birleşik Devletleri gerilimi nereye evrilecek sorusu çok soruldu. Kasım Süleyman'ın ölümüyle başlayan ve arkasından gerçekleşen peşi sıra olaylar ve geldiğimiz nokta. Hepsini detaylıca bu akşam konuşacağız. Konuğumuz güvenlik politikaları uzmanı Mete Erar. Mete Erar hoş geldiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Tabii soracak çok sorumuz var. Yani çok. Hem İran'dan hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de tabii Libya ile ilgili. Libya-Türkiye mutabakatı ve biliyorsunuz asker gönderme ile ilgili yaşananları konuşacağız. Ama bir de bir sorumuz var. Eğer gündemi biraz yakından takip ettiyseniz bu sorunun cevabını hemen bulacaksınız. Instagram'da benim son fotoğrafımın altına ve Twitter'dan bekliyoruz. Dünya Savaşı etiketiyle Amerika Birleşik Devletleri dedi ki biz bilmem kaç adet hedef belirledik ve İran'da o kadar hedefi vuracağız dedi. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da vuracağız dediği hedef sayısını soruyoruz. Kaç hedefi Amerika Birleşik Devletleri belirledi İran'ı vurmak için? Sorumuzun cevabını hem Twitter'dan hem Instagram'dan. Ödülü söyleyeyim. Ödülün ne olduğunu söyleyeyim. Bak senin de haberin yoktu değil mi? Ödül? Yoktu vallahi. Tamam. Cihat Yaycı Paşa'nın en son yazmış olduğu kitap var biliyorsun. İşte bu bir kitap yazdı. Ondan sonra bir tane daha yazdı. İlk kitabı bu Libya ile ilgili imzalanan anlaşmanın da temelini oluşturan kitap. Ondan 5 tane kitabı ben hediye ediyorum. Oo. Şimdi bu hediye kaçmaz zannedersem. Evet. Bunu ben Instagram'a Twitter'a da yazayım özellikle. Cihat Yaycı Paşa'nın kitabını hediye edeceğiz. 5 tane kitabı diyeceksin. Bunu ben kendi kitabını niye hediye etmiyorsun? Bugünlerde en önemli konu en o. Çok konuşulan o yüzden konu de onun 5 kitabını hediye edeceğiz. Peki öyle o zaman söyleyeyim. İzleyicilerimiz mutlaka dikkatlice takip etsin ve cevabı versin diyelim. Şimdi Mete Erar. Peşi sıra olaylar yaşandı. Kasım Süleyman'ın ölümü ve işte yine şimdi son dakikalar peş peşe geliyor. İran yine bir Amerikan üssüne saldırdığı söyleniyor. Libya ile ilgili de gelişmeler var. Hafter ateşkesi kabul etmediğini açıkladı. Hepsini konuşacağız ama siz şunu söylediniz. Dediniz ki büyük bir saldırı olmayacak aslında. Hani herkes İran'ın cevabını merak ediyordu. Çok sert bir cevap verecek. Çok sert bir cevap verecek dediler. Yani öyle bir cevap verecek ki dediler. Ama beklenen olmadı. Ama siz bunu o saldırılar gerçekleşmeden önce söylediniz. Orada başka bir şey daha söylemiştik. Yani defin işlemi gerçekleştikten sonra yapılacak demiştik. Evet. Salı günü başladı, salı gecesi başladı saldırı. Yani tabii şimdi şöyle bir şey var. Bunu bugüne dayanarak söylemedim ben. Geçmişten beri yaşanan olayları da analiz ederek söyledim. Şöyle düşünsene. Şimdi sen bir ülkesin ve bu ülke egemen bir ülke. Aynı Birleşmiş Milletler'deki bütün egemen ülkeler gibi. Yani biz şöyle konuşuyoruz ya, işte Güvenlik Konseyi'nin 5 ülkesi. Güvenlik Konseyi'nin 5 ülkesi farklı bir kavram. Oradaki her bir ülkenin gücüne bakmadan eşit haklara sahipler. Bütün ülkeler eşit haklara sahipler. Veto hakkı başka bir kavram. Egemenlik ayrı bir kavram. Şimdi düşünsene, İran egemen bir ülke ve İran'a ambargo koyuyorsun. Ve bu ambargoyla sen petrolünü bile sattırmayacak hale getiriyorsun. Büyük bir zenginin üzerine oturuyorsun ve bundan sen kazanç sağlayamıyorsun. Aslında bu baktığında dünyanın her tarafında nedir? Bir savaş ilanı değil midir? Tabii. Savaş ilanıdır. Aynısını geçmişte kim yapıp cevabını vermişti? İkinci Dünya Savaşı'nda Pearl Harbor diye konuştuğumuz konunun başlangıcı nedir? Japonya'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ambargosu koymasıyla başlar ve arkasından Japonya gider Pearl Harbor'u vurur. Yani bir ülkeyi kaynaklarından mahrum ediyorsan ve onu yapıyorsan aslında bu örtülü bir savaş ilanıdır. Şimdi buraya baktığında da şimdi onu yaptı, sessizlik hakim. Arkasından İran'ın hedeflerini İsrail kaç defa vurdu? Nerede vurdu? Bu Suriye'nin içerisinde özellikle Golan Tepe'den ek olan bölgelerde vurdu. Onlarca defa vurdu. Hatta burada birkaç defa daha önce generaller öldü İranlı generaller öldü. Yine hiçbir şey yapmadın. Deir ez-Zor bölgesinde Amerikalılar Haçlı Şabi ve İran milislerini vurdu. Kaç defa vurdu? Ölenlerin sayısı binlerin üzerinde. Hiçbir şey yapmadın. Yemen'de yaşanan tablo hepimizin gözü önünde yaşanıyor. İran'ın Suriye'ye göndermek için gönderdiği bir tane tankere
Cebel Tarık'ta el koydurdun, yaşanan krizi hatırlıyorsun, o zamanki krizi hatırlıyorsun. Bu bütün krizlerin toplamında İran ne yapmış diye baktık. Ne yapmış, ne yapabilir? Kasım Süleymani bundan farklı bir kavramdır. Evet, farklı bir kavramdır. Ama bir ülkeyi tamamen yoksulluğa mahkum etmesinden daha büyük bir kavram değildir. En büyük kavram odur. Eğer insanlar yokluk çekiyorsa, insanlar hayat standartlarını aşağı doğru çekiyorsa, milyonlarca insan bundan acı duyuyorsa, Kasım Süleyman'dan daha önemlidir onların ızdırapları. Sen buna bir şey yapmıyorsan, burada da çok fazla bir şey yapacağını beklemiyorduk. Hmm. Yani ilk söylenen acaba Suudi Arabistan'a, işte Amerika'nın müttefiklerine bitmedi acaba ama, bir şey yapabilir bitmedi. Mi? Hmm. Tepki bitmedi. Tepki bitmedi. Şimdi İran bugüne kadar hep örtülü müdahalelerde bulundu. Bir şey yaşanıyor ama başka bir yerde onu başka bir vekil üzerinden hesabını kesiyor. Hep diyoruz vekalet savaşları aynen, yaşanıyor. Aynen vekil savaşları üzerinden yapıyor. Yemen bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. Suriye bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. Irak bunun önemli örneklerinden bir tanesidir. Bu örnekler üzerinden gittiğimizde buralarda verilecek dedik. Yani tepkisini burada verecek. Ve bunu ya istihbarat biriminin başındaki birisine saldıracaklar. Daha bitmedi çünkü onu söyleyelim. Ya bir ekonomik hedefe saldıracaklar. Ve bu ekonomik hedeflere saldıkları grup da Amerika'ya destek veren bir körfez ülkesi olacak. Hala ben onu bekliyorum. Hmm. Yani ikinci büyük dalganın ben direkt Amerika'ya olmayacağını, ona destek veren başka bir ülkeye isim vermeden zaman ve mekanda farklılıklar olabilerek bir operasyon icra çekilmiş. Örtülü bir operasyon. İran'dan da o sinyaller geliyor sanki. Hani daha bitmedi, devamı gelebilir. Çok cılız bir saldırı oldu. Peki yani burada danışıklı dövüş iddiaları da var mesela. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ya bunu çok ilginçtir. Aslında Aydınlık Gazetesi farklı bir olayda yazdı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bundan çok kısa bir süre önce Haziran ayında İran bir Amerikalıların çok gelişmiş olan bir İHA'sını düşürdü. Global Hawk diye dediğimiz çok gelişmiş bir İHA'sı düşürüldü. Bu düşürmenin arkasından söylenen şuydu. Amerikalı yetkililer İranlı yetkililere şunu söylemişler. Demişler ki yani bize birkaç tane temiz hedef verin. Biz oraları vuralım. Biz de kendi kamuoyumuzu sakinleştirelim. Ve bu olay fazla büyümeden gitsin. Bunu Aydınlık Gazetesi İranlı yetkililere dayanarak, dayandırarak verdi. Şimdi arkasından bu olayı yaşadık. Bu olayı yaşadıktan sonraki yazılanlara ve çizilenlere baktığında da şunu görüyorsun. İran Başbakanı ne dedi? İran bize saldırı başlamadan önce hangi üslere saldıracaklarını söyledi dedi. Evet. Biz de Amerikalıları yetkililer uyardık dedi. Yani o zaman? Temiz hedef. Temiz hedef. Yani hedef askeri, askeri bir hedef ama temiz hedef. Yani temiz hedef dediğin, 80 Amerikan askeri öldü dedi İran ama bu tam, gerçek olmadı bak, ortaya bu çıktı. Bu tam bir önceki metinle aynı metin. Temiz hedef dediğimiz askeri bir hedef ama içinde asker ölmüyor. İşte buna temiz hedef diyorlar. Hmm. Temiz hedefin aynısı yaşandı. Şimdi şöyle düşün. Amerikan hedeflerine İran üzerinden balistik füzelerle saldırman başka bir anlam ifade ediyor. Ama bu işin Irak tarafı nerede? Yalnızca öldürülenler Kasım Süleyman'ı dedi ki Haçlı Şabi'nin çok önemli iki komutanı o gece öldürüldü. Ertesi gün yine iki komutanı daha öldürüldü. Yine füze saldırısıyla. Bitmedi ki. Arkasından devam etti. Yine devam etti. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra Haçlı Şabi'nin Deir ez-Zor bölgesine gelen unsurlarına Amerikalılar bu sefer hava saldırısı yaptılar. Bu sefer yüzün üzerinde yine İran'a ait milisler öldürüldü. Şimdi baktığında tablonun içerisinde İran'ın oynadığı bir oyun var. Ama Amerika'nın oynadığı başka bir oyun daha var. Kim hangi oyunu oynuyor? Yani şöyle söyleyeyim. İran kendi açısından bir oyun oynuyor. Ben bunu hep şöyle söylerim. Birisi santaç oynuyor, birisi tavlada zar atıyor. O yüzden de hiçbirinin birbirine oyunu tutmuyor. Amerikalılar Kasım Süleymani'yi rastlantı sonucu mu öldürdüler? Yoksa bilerek, isteyerek ve bir amaç doğrultusunda mı öldürdüler?
yani Kasım Süleymani çok yüksek bir hedef değil miydi? Yani çok tepeden i̇şte başlamadı mı? Onu söylüyorum. Yani Kasım Süleymani gibi bir hedefi vuruyorsan bu yalnızca tek amacı Kasım Süleyman'ın öldürülmesi olamaz. Bu böyle bir hedef konmaz. Böyle bir askeri hedef olmaz. El-Bağdadi'yi öldürdüğünde bitiyor mu? Veya El-Kaide'nin Usama Bin Laden'i öldürdüğünde bitiyor mu? Bitmiyor. Öldürecek zamanı ve yeri sen seçiyorsun zamanlama anlamında. Bağdadi'nin öldürülmesi ne zaman oldu? DAEŞ ne zaman bitti? Bizim sınırımıza doğru gelindi ve ondan sonra bizim sınırımıza yakın bir yerde vuruldu. O zaman da söyledik. Bu adamı kaç ay boyunca takip ettiklerini söylediler, hatırlıyor musun? 2 yıldan beri takip ettiklerini, son 2 aydan beri de nokta olarak hangi yerde olduğunu bildiklerini söylediler. 2 yıl ve 2 ay. 2 ay. 2 yıl çok önemli bir adamın kaçıp kurtulmasını bekliyor musun? Bekliyorsan ama müdahale etmiyorsun. Demek ki o zaman bir amaç oluyor. Bunun içinde siyasi bir amaç olabilir, askeri bir amaç olabilir. Anladım. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin zamanlaması bence çok manidar. Neden? Neden manidar? Senin de zaman zaman buraya çok önemli düşünürler geliyor işte. Yani bu işi sadist diyeyim. Düşünür değil mi? Sadist diyeyim daha doğrusu tabi. İşte Ramazan Hoca geliyor. Abdullah Hoca. Abdullah Hoca geliyor. Ve konuşuyorlar. Ve bu konuşmaların içerisinde de hep Tanrı'yı kıyamete zorlamak diye de bir tabir kullanıyorlar. Evangelizmin temel hedefi. Hatta çok ilginç olan bir şey. Nedense tam da o zamana yakın böyle Mehdi ile ilgili filmler de Mesih Netflix dizisi mesela. Netflix değil mi? Mesih gibi. Aynı günlerde yani. 1-2 gün oynar. 24 saat falan oynar aslında. Yani işte, gibi diziler gelmeye başlıyor. Ve aynı günlerde çok ilginçtir. Bu olay olacağının yakın zamanda Amerikan Büyükelçisi bir açıklama daha yapıyor. Kudüs'ten sonra Batı Şeria'nın da açıkçası artık İsrail toprağının olduğunu kabul edeceğiz diyor. Evet. Şimdi bunların her biri birbirinden çok bağımsız değil. Hepsi birbirine ilişkisi içerisinde. Tesadüf değil. Kasım Süleymani, İran'ın sinir ucu. Mehdi'yi getirmek istiyorsan, onları, Mesih'i getirmek istiyorsan onlar için ne yaparsın? Sinir uçlarını oynarsın. Bu coğrafyada onların tabiriyle kan gölü içinde yüzmek gerekiyor. Değil mi? Kan gölü içinde yüzmek gerekiyor. Bu coğrafyada bunu Suriye'de yapamazsın, bunu Irak'ta yapamazsın. Bu coğrafyanın büyük ülkelerini bu işin içine çekmen gerekir. Bu büyük ülkeler çekildiğinde burası kan gölünde yüzülür. Onların İran bunlardan biri diyorsun. Onlardan bir tanesi. Çünkü aklı hem mezhep tarafı var, hem mezhebi tarafı var. Hem de bölgede yaygın bir gücü var. Bir de bağlılık anlamında İran'a bağlı olanların kendi aralarındaki bir hukukları var. Bunların her biri onlar tarafından değerlendiriliyor. Ve bu emri veren, Trump'ı buna ikna eden şahıs kim? O da önemli. Kimden bahsediyoruz? Pompeo'dan bahsediyoruz. Pompeo kim? Bir öncesinin CIA başkanı, şimdinin Dışişleri Bakanı ve en önemli kim? Evangelist. Evangelist'in en ünlü meşhur kişilerden en biri meşhur Pompeo. En meşhur ve en serti evet. O adam. Bundan aylar öncesinde Trump'ı ikna edememişken bir anda ikna ediyor. Trump'ı ne zaman nasıl ikna ediyorlar? Trump'a neyi dayatıyorlar? Trump'a da bu sefer başka bir şey dayatılıyor. Azledilme süreci başlatılıyor. Evet. Daha önce Körfez ülkelerinden ve bölge ülkelerinden çıkacağını söyleyen, İran'la çatışmayı aptalca olduğunu söyleyen, bölge ülkeleriyle çatışmanın aptalca olduğunu söyleyen, Irak'ta bulunmanın aptalca olduğunu söyleyen bir anda Trump Kudüs'ü başkent ilan ediyor. Golan Tepelerini veriyor ve üstüne üstlük bir de ne yapıyor? Gidip Kasım Süleymani gibi bir adamı vuruyor. Ve vurduğu yer de çok önemli. Bak vurduğu yer de şurası değil. Kasım Süleymani'yi şurada vurmadılar. Uçakta vurmadılar. Yere indiğinde Bağdat'ta vurdular. Mesajı ne? Çünkü bu işin çıkmasını istedikleri, savaşın çıkmasını istedikleri yer Irak topraklarını istiyorlar. Yoksa Kasım Süleymani Şam'dan kalktığı anda çok daha temiz bir hedefti. Yani uçağı havadayken bir F-35 ile veya havadaki bir uçakla çok rahat bir şekilde vurulabilecek bir hedefi sen yere indiriyorsun. Yerde Bağdat'ta Haçlı Şabi komutanlarıyla beraberken vuruyorsun.
Bunun bir anlamı var. İşte anlam Irak. Irak'taki hedefler vuruldu. Bütün kıyametin kopacağı yer de zaten başından beri söylediğimiz yer neresi? Fırat'ın doğusuyla Dicle toprakları arası diyoruz. Evet. Bak, ısrarla söylediğimiz, yer neresi? Fırat'ın doğusu, Dicle'nin batısı, arasındaki kalan bölge diyoruz. Ve Hristiyanlar da, Yahudiler de, Müslümanlar da Mesih beklentisi her dinde var. Bazı gruplarda var. Yani bizim inancımızda yani evangelizmde de çok fazla cevap var. Tabii. Dünyayı kıyamete zorlamak için. Bu bölgede tabii birazdan o zaman şimdi şunu söylediniz Mete Erar. İran'ı büyük aktörlere çekmek gerekir dediniz. O zaman Türkiye'yi de çekmeleri gerekiyor. Tabii Türkiye'yi de çekmeleri gerekiyor. Yani bu işin için Türkiye'yi de çekmeleri gerekiyor. Türkiye'yi zaten başından beri çekmek istiyorlardı. 15'ten bu sıradan bir olay değildi. Barikatlar dönemi sıradan olaylar değildi. DAEŞ'in Türkiye'de yaptığı eylemler, PYD'nin bu kadar 50 bin tırla silahlandırılması, bunların hiçbiri sıradan değil. Sen şöyle bir şey düşünüyor musun? Sabahleyin Amerika'da bir istihbarat görevlisi oturuyor ve diyor ki kardeşim ya biz bir 50 bin tır PYD'nin hanesine yazalım. Gönderelim kardeşim bunu diyor. Veya diyor ki Türkiye sınırına bir 500 kilometre bunlar şey kassınlar, tüneller kassınlar. İçine de 2 milyar dolar da gömelim. Çünkü bize para çok. Yani ama burada Amerika, o Amerika geçen sene 2 ay federal hükümetin bürolarını kapattılar. 2 ay para olmadığı için 2 ay federal hükümetin büroları kapandı. Hizmet veremediler eyaletlerde. Bu paraları bu tarafa aktarmak için bir sebep olması lazım. Bunların hepsi şey mi? Saf adamlar mı? Yani emperyal ama ne diyelim? Zeka yoksunu mu diyelim? Yok, öyle değiller. Bir mantığı var. Bu 50 bin tırın gelmesinin bir mantığı var. O yüzden diyoruz bugünlerde isterseniz barikatlar döneminde, isterseniz 15 Temmuz'da arkasından Fırat Kalkanı, Afrin ve diğer yerlerde yapılanların her birini tek başına okuduğunuzda bir harekat olarak okursunuz. Ama bütün olarak okuduğunuzda aslında bizi kuşatma veya bizi içten parçalamayı bozduğumuz oyun bozmalık olarak anlarsınız. Bunu başka türlü okumanın bir anlamı yok. Çünkü yapılanların hiçbirinin tek başına bir mantığı yok. Bir ülkenin, müttefik olan bir ülkenin başka bir ülkeye gözüne baka baka 50 bin tır silah sevkiyat yapamazsın. Yapamazsın. Yani dünyanın hiçbir yerinde hiçbir jargona, yani insanlıktan bahsettim, hukuktan bahsettim, hiçbir jargona uymuyor. Yani bildiğin hiçbir jargona böyle bir şey uymaz. Bunu yapabilmen için savaşta olman lazım. Veya bir hedef koyup o hedefe gitmekle ilgili bir takvim koyman lazım. Biz hep o takvimi söylüyoruz. Herkesin söylediği, Ramazan Hoca'nın da benim de söylediğim bir takvim var. Hatta işte bir son kitabı yetiştirmeye çalışıyoruz ona. 2023 diyoruz. Ama Türkiye'nin 2023 ile alakası yok bunun. Yani Cumhuriyet'in 100. yılı ile alakası yok. Onların kendisine böyle koydukları bir kafalarında bir mantık ve ilerledikleri bir yöntem var. Çok ilginçtir. Amerikalıların bunu araştıran bir önemli bir şahısları var. Diyor ki bakın diyor. Adam zaten evangelist karşıtı bir adam. Müthiş bir felsefik söz bu. Siz diyor dalga geçebilirsiniz diyor. Evangelistlerle. Onlara ya ne yapıyorsunuz kardeşim? Yani böyle aptalca planlar olur mu falan diyebilirsiniz diyor. Ama farkında değilsiniz galiba diyor. Onların inanmışlığı sizi etkileyecek farkında değilsiniz galiba. Doğru. Onlar bunu yapmak için yaptıkları her hareket siz inanmasanız da sizi etkileyeceğiz. Bunun farkında değilsiniz galiba diyor. Öyle de oluyor şu an. Öyle oluyor işte. Öyle oluyor. Yani şimdi yani o yüzden söylüyorum Kasım Süleymani'nin Türkiye neyi tartışıyor ben sana söyleyeyim. Geldiğimiz yer neresi? Kasım Süleymani şehit mi? Vatan haini mi? Ne derler? Azrail mi? Terörist. Terörist. Tartıştığımız yer Kasım Süleymani'nin pozisyonunu tartışıyoruz. Ya Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra bir sonraki aşamanın ne olacağını konuşmuyoruz. Bizi ilgilendiren hikaye bu. Bir sonraki hamle ne olacak? Bazen kızdığım şey de o. Hani Bizans düşerken melekler dişi miydi erkek mi tartışmasını söyleyip Bizanslarla dalga geçiyoruz. Bizanslarla dalga geçiyoruz. Tamam mı? Ama şu yaşanan süreçlerin içerisinde Kasım Süleymani üzerinden yaşatılmaya çalışan tabloyu görmemek, okumamak için de ayrıca mücadele ediyoruz. Şimdi birazdan İran'ın
hamleleri daha bitmediniz. Onu Halit Hoca'nın da görürüz ama şunu soracağım. Trump kameraların karşısına geçti. İşte herkes dedi ki acaba Amerika yeni bir şey mi, yeni bir adım mı atacak dedi. Trump orada hem NATO vurgusu yaptı, NATO'yu sorarız ama İran'ı masaya çekmeye mi çalıştı yoksa başka bir kurgu mu var? Bugüne kadar Trump'ın çözdüğü ne konu var? Hatırlıyor musun? Aksine... Yani Kore ile biliyorsun gitti, el sıkışmaya çalıştı falan. Ama bir şey çözülmedi. Nihayete varan bir şey yok. Yok. Çin? Hayır, tam tersi daha çok. Yok. Ekonomik. Filistin, İsrail? Onda da tam tersi bir kaosa daha çok. Suriye, PYD? Daha çok. Daha çok. Hep daha fazla kaos, tam tersi. Yani anlaşıyoruz gibi yapıp... Bak şöyle söylüyorum, bir naniye de geleceğim. Bugün yaşadığımız sorunların temelinde bu konuları yalnızca Türkiye'nin sorunu mu olarak algılayalım? Yoksa dünyanın içerisinde yaşadığı bir kaosun bir parçası mı olarak? Zaman zaman sordun ya sen, başlangıçta da sordun bana. Üçüncü Dünya Savaşı mı geliyor? Evet, yani onu mu acaba şu an Üçüncü Dünya Savaşı ben mı? Ben ısrarla diyorum ki aslında Üçüncü Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz diyor. Adı konmamış bir şekilde. Bak Üçüncü Dünya Savaşı'nın başladığı tarih bir anda başlamıyor ki. Yani İkinci Dünya Savaşı bir anda başlamadı ki. Hitler'in Polonya'yı ele geçirmesi, arkasından yaptığı hareketler, Japonya'nın bütün Filipinler dahil olmak üzere Pasifik'i ele geçirme hareketleri hemen mi başlıyor zannediyorsun? Yani uzun bir süreç. Çok uzun. 30'larda başlayan, 30'ların ortasında başlayan bir sürecin içerisindeki geçen yine giden... bu programda söylemiştik herhalde. Yani Almanya 2. Dünya Savaşı'nda savaş başlamadan hemen önce İngiltere ile masaya oturuyor, barış anlaşması imzalanıyor. O anlaşmadan bir ay sonra falan savaş başlıyor. Rusya ile saldırmazlık paktını imzaladıktan sonra Rusya'ya saldırıyor. Şimdi hikayenin özü şu. Bir anda başlamıyor. Bu bir süreç ve bu süreç yaklaşık 10-15 yıl kadar sürüyor. Bak 10-15 yıl kadar sürüyor. Ben geçen gün onu anlattım. Bu İran hikayesini de onu anlatıyorum. Saddam'ın başına gelenleri hatırlıyor muyuz? Hatırlamıyoruz bak. Ben Saddam'ı unuttuk biz. 90'lı yıllarda Saddam kendi içerisinde bir kaosa sürüklenmişti. Saddam'ı neyle suçluyorlardı hatırlıyor musun? Terör örgütlerini suçlamak, İsrail'i yıkmak ve nükleer ve kimyasal silah üretmekle. Bugün İran'ı neyle suçluyorlar? Aynısı nükleer silah üretmek ve terör örgütlerini desteklemekle. Üçüne de suçluyorlar. Aynısını yapmadılar mı? Ambargo koydular, Irak petrol satamıyordu. İran'a ne yapıyorlar? Aynısı. Petrol yapıyorlar. Peki. Bu arada... şeyin önemli adamlarını kaçırıyorlardı. Saddam'ın önemli adamlarını kaçırıp vuruyorlardı hatırlarsan. İşte nükleer fizikçisini, yok efendim istihbarat subaylarını yakalıp vuruyorlardı. Evet. Şimdi ne yapıyorlar? Kasım Süleymani. Süleymani önce kaçırılan, öldürülen çok önemli bilim adamları var. İran'daki bir sürü suikastlar var. Bunların her biri yaşandı ve yapıldı. Bu kadar mı benzer ya? Şimdi siz söyleyince tam böyle oturuyor. Devam edeyim. Saddam'ı Kuveyt'e teşvik etmişlerdi. Kuveyt'e doğru gitmesini teşvik etmişlerdi. Çok uzun zamandan beri İran şeyin dışında savaşıyor. İran dışına savaşıyor. Suriye, Yemen, Irak, Lübnan, Afrika'daki bazı yerler dahil olmak üzere 5-6 coğrafyada ileri doğru açılmış durumda. Ve bu açılmasından dolayı da aynı akibete doğru zorlanıyor. Bitmedi. Bak benzerlikleri daha saydıkça çok daha... Aynı. Ben benzerlikleri saydıkça söyleyeceğim sana. İran'la işbirliği yapanları nasıl şu anda büyük yaptırımlar uyguluyorlar? Aynı dönem Saddam'la işbirliği yapan ve onunla beraber işbirliği olanlar için de yapıyorlar. Ambargoyu delmek Birleşmiş Milletler kapsamında suçtu. Şimdi de aynısı var. Şimdi de aynısı var. Peki ben o zaman... İzole edilmişti aynısı İran'da. O dönemde de artık Irak'ın bu tarafına, burasına gelmişti. Bir müddet sonra ne yapmaya başlamıştı? Scud füzeleri atmaya başlamıştı. Şimdi İran nereye geldi? Aynısını yaptı. Scud füzeleri atmaya başladı. Ben de aynı yere doğru gidiyorum. Farkında değiliz ama İran'a biçilen rol, Irak'a biçilen rolle birebir aynı. Burada şunu soracağım. Şunu gösterecek. Korkunç olan şey şu. İran daha güçlü gibi geliyor bize. Bak, İran Irak değil. Yani İran'ın yıllardan beri Pers uygarlığı. Yani, öyle diyorlar. Onun ötesine geç. Yani
Irak daha sonradan çizilen bir devlet. İran, İran öyle bir devlet değil. Köklü bir devlet. İran Şia'nın merkezi, bütün dünyaya yayılmış olan, ona adanmış olan ruhlar var. Ona inanmış olan insanlar var. Orayı merkez olarak kabul eden ve oraya bakan insanlar var. Onun ötesinde başka bir şey daha var. Belki daha farklı bir şey. Çok uzun zamandan beri silah teknolojisini geliştiren bir ülkeden bahsediyoruz. Yarın öbürsü gün İran nükleer füze denemesi yapsa ne yapacağız? Yapamayacağını garantisi var mı? Normalde yapabilir. İran eğer başarmışsa şu ana kadar nükleer füze yapacak kadar, ilk denemesi yapacak kadar nükleer bomba yapacak kadar uranyum zenginleştirilmiştir. Vurduğunu düşün. Vurduğunu düşün, yaptığını düşün. Deneme, yer altı denemesi yaptığını düşün. Ne olacak ve sonuçları nereye doğru gidecek? İran dengelemek adına maalesef buraya doğru itiliyor ve yapacak. Ben sana söyleyeyim. İran bir nükleer kulübe girmek için denemesini yapacak. Bu flaş bir cümle. Yani İran nükleer bir deneme ya da saldırı yapabilir. Saldırı değil. Deneme. Deneme yapacak. Kendi yeraltı denemesini yapabilir. Nükleer kulübe gidip kendisini garantiye almak adına. Çünkü nükleer kulübe girdiğin andan itibaren senin pozisyonun farklı olur. Yani Kuzey Kore'ye niye dokunamıyorlar? Kuzey Kore'nin bir nükleer kulüpte olmasından dokunamıyorlar. Yoksa bedeli çok ağır olacak. Bu nedenle İran artık kendisini bu kadar köşeye sıkışmış hissederse bir nükleer kulüp denemesine önceye alır mı? 15 yıldan beri çalıştığını biliyoruz. 15 yıldan beri bununla ilgili faaliyetler sürdüğünü biliyoruz. Geçmiş tecrübelerde bir ülke buna kafayı koyduğunda, bununla ilgili çalışmalar yaptığında kaç senede bir yere adım atabileceğini biliyoruz. Orayı çoktan geçmiş olması gerekiyor buranın. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamandan beri İran'ın nükleer bir güce ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu saldırı sonrasında da söylediği laf oydu. NATO Genel Sekreteri de ısrarla bir laf daha söyledi arkasına. NATO buna müsaade etmeyecek, bunu engelleyecek dedi. Bu olaydan sonra. Bir bakalım mı? Tamam. İran, Amerika'nın Orta Doğu'daki üsleriyle başlayalım. Yani peki, İran'ın hedefi neresi olabilir? Oradan NATO'yu da konuşalım isterim. Bu arada sorumuz var. Belki aramızda yeni katılanlar vardır. Mete abi dedi ki soruyu bilen 5 kişiye Cihat Yaycı Paşa'nın kitabını hediye edeceğiz dedi. 5 kişiye. Sorumuz da şu. Amerika Birleşik Devletleri İran'da kaç hedefi vuracağını açıkladı. Instagram'da ve Twitter'dan yanıtlarınızı bekliyoruz. Instagram'da profildeki son fotoğrafın altına, Twitter'da Dünya Savaşı etiketine bekliyoruz. Evet. Benim arkadaşlar, Amerika'nın Orta Doğu'daki üslerini görelim. Yani şunu söyledim Mete Yarar. İran ikinci bir deneme yapabilir. Burada saldırabilir. İlk denemesi. Hayır, sen şeyi söyle. Yok, nükleeri demiyorum. Nükleeri demiyorum. Buradaki Amerikan üslerine yeni bir saldırı yapabilir mi? Ben açıkçası Amerikan üsleri sayfasının kapandığını düşünüyorum. İran için. Öyle mi? Tabii. Onu çünkü onlar kapattılar. İran Dışişleri Bakanı da, Cumhurbaşkanı da biz tepkimizi verdik dedi. Daha sonra yapacağımız tepki için bekleyeceğiz dedi. Ben yani şu anda gerilimi ABD'de düşürmüşken ekstra bir gerilim yaratacağını düşünmüyorum. Yapacağı ne yapacaksa bundan sonra örtülü yapacaktır. Yani bayrak göstererek değil. Yani vekalet savaşına devam mı? Tabii. Vekalet savaşı üzerinden yapacaktır. Benim değerlendirmem, şahsi değerlendirmem o. Yani Irak içerisindeki bir grup gider yapar ama İran topraklarından kalkan bir füzeyi ben çok ekstra bir şey olmazsa göreceğimizi zannetmiyorum. Yani o zaman mesela Amerika'nın buradaki dünya Orta Doğu üzerindeki üstlerini görüyoruz. İşte Türkiye'de de elbette var. İncelik yani daha doğrusu ama yalnızca Orta Doğu'daki. Orta Doğu'dakini bunu görüyoruz. Ve İran'ın nasıl kuşatıldığını da açıkçası çevrelendiğini. Şimdi onu soracaktım. Hep şu konuşulur. Türkiye'nin de mesela çevrelendiği çok konuşulur. Yani bu yoruma açık bir şey ama şu mavi noktalara ben ilk gördüğümde dikkatimi çekti. İran'ın böyle boydan boya kuzeye hariç bu durumda çevrelendiğini görüyoruz. Doğru. Bu stratejik bir şey miydi? Bugünler hesaplanıyor muydu? Suriye'deki bu gelişmeler, DAEŞ, YPG'nin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden tutulması gelecek İran hedefleriyle alakalı mıydı? Tabii şimdi İran olayının bu kadar çok kızışmasının sebeplerinden bir tanesi de yalnızca İsrail değil. Amerika'nın İran'a
İsrail politikası destek vermesinin ikinci sebebi var. Yalnızca evangelistlerin etkisinden kaynaklanmayan bir Çin faktörü var. Hmm. Çin'le İran geçen günlerde stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Artık başka bir seviyeye götürüp Çin büyük yatırımlarını İran'a yapmaya başladı. İran'daki limanlara büyük yatırımlar yapıyor. Demir yoluna büyük yatırımlar yapıyor. İran'ın petrolünü hala almaya devam ediyor. İran onun için çok önemli. Başka bir ülkeye daha yatırım yapıyor. Pakistan'a da yatırım yapıyor. Hmm. Yani bir kuşak bir yol projesindeki bütün ülkelere. Afganistan'a yatırım yapmaya devam ediyor. Şu anda Afganistan, Pakistan, İran, hatta Türkmenistan'a buna katabilirsiniz. Çin'in en fazla yatırım yaptığı ülkeler. Ve bu yol kuşağını eğer Amerika ciddi anlamda sekteye uğratmak istiyorsa, düşün İran veya Afganistan veya Pakistan şu coğrafyada yaratacağı bir kaos otomatikman o projeyi yolun en az 10 sene, en az 20 sene ertelenmesi demek. Ticari açıdan Çin'e büyük bir zarar. Hem şey anlamında söylüyorum bunu, deniz yolları anlamında söylüyorum, hem de demir yolları anlamında, ipek yolu anlamında söylüyorum. Bunu da ekstra olarak kendileri içine koyuyorlar. Çünkü Amerika'nın ayakta kalabilmesi için süper güç olarak kalması gerekiyor. O para biriminden vazgeçilmemesi gerekiyor. O para birimi vazgeçildiği andan itibaren imparatorluk bir kağıttan kaplan gibi çökecek. Çökmemesi için de bu mücadeleyi yapabileceği bir alternatifin doğmaması gerekiyor. O alternatif kim? Çin. Çin kiminle ortak hareket ediyorsa başını kopartıyorlar. İran'ın en son imzaladığı anlaşma böyle bir anlaşmaydı. Ve arkasından da bir anda bütün senaryo değiştirdi. Çünkü şöyle düşün. İran'ın yayılmacı politikası ve diğerleri ABD'yi direkt etkiliyor muydu? Yani ABD'nin bölgedeki çıkarlarına zarar veriyor muydu? A-a. Yani Irak'ta İran hakim. Bugüne kadar sen gördün mü Amerikalıların üstünü boşaltması için Irak'tan hiç bir tepki geldiğini gördün mü? Bugüne kadar olmamıştı. Boşaltın dediler mi? Hayır. Değil. Peki PYD bölgesinde tutan Amerika'ya sen hiç İran'ın Amerika bölgeden çıksın kardeşim dediğini gördün mü? Hayır. Hayır. Haçlı Şabi'nin bölgesinden geçen PYD'ye gönderilen 50 bin tıra hiç engel olunduğunu gördün mü? Yok, ben kimse de görmedim. Sesini çıkarmadı. Hatta İran tehlikesini söyleyerek bütün bölge ilkelerinden yaklaşık 200-250 milyar dolarlık ekstra geçen sene silah satışı yapmış. İran'ın varlığı hem İsrail için hem de Amerika için bulunmaz bir fırsat. Hem ekonomik anlamda hem de bölge ülkelerinin Amerika'ya sırtını dayaması için yeterli bir neden oluşturuyor. Şimdi böyle bir tablo varken Kasım Süleymani gibi dış politikayı belirlemeyen ama sahadaki politikayı belirleyen bir adamı vurmak işlerine gelir miydi? Gelmezdi. O yüzden söylüyorum, işin içerisindeki adım adım gidelim ve görelim. Hmm. İşin içerisinde teopolitik tarafı var. Teopolitik yani dini tarafı var. İşin içinde Çin tarafı var. Çin bloğu var. Ve işin içerisinde Trump'ın ısrarla söylediği ve ısrarla söylemeye devam ettiği başka bir şey daha var. Neyi diyor? 100 yılın projesi. Neydi o? Mega proje. O neydi? Bölgedeki bütün haritaları değiştirecek olan yeni dövüşüm. Bu nerede olacak? Kutsal topraklarda olacak. Bu nerede olacak? İsrail'de olacak. Evet. Bu nerede olacak? Bizim bölge ülkelerinde olacak. Burada akla gelen soru şu Mete Erer. Çin dediniz. Çin'in projeleri, kuşak yol projesi, hı hı, Türkiye'den de geçiyor. Geçiyor. Üçüncü köprü, işte geçtiğimiz günlerde Çin'den gelen tren, hı hı, devam etti. Türkiye burada ne yapmalı? İran ve Amerika iki kutubun arasında hangi yolu izlemeli? Mesela Trump o açıklamasında NATO vurgusunu yaptı. İran'a en yakın NATO komşusu da Türkiye. Türkiye nasıl bir yol izleyecek? Yani şöyle söyleyelim. Aslında koalisyon anlamında bölgeye şey girmişti. Kim girmişti? NATO girmişti. DAEŞ'le mücadele kapsamında yer alan ülkelerden 25 tanesinin 24 tanesi zaten NATO üyesi. Zaten Irak'ta ve bölgede NATO var. Ama başka bir misyonla gelmişti. Misyonu neydi? DAEŞ'le mücadele kapsamında gelmişti. Eğer işin şekli değişir ve işin şekli şu olursa, İran'la mücadeleye dönüşürse işin şekli değişir. Hmm. O zaman işimiz nasıl olacak?
Yani biz Libya konusunda yaşadığımız kaotik durum burada yaşanır mı? Hatırlarsan biz Kaddafi'nin devrilmesiyle ilgili önce blokaj koyduk. Dedik ki müsaade etmiyoruz. Yani Libya'nın NATO'nun içine kullanılmasını. Afganistan beklemedi. Fransa beklemedi. Tek başına gidip müdahalede bulundu. Daha sonra NATO devreye girdi. Peki burada İran'a bir müdahalede NATO devreye girerse Türkiye ne yapacak? Ne yapmalı? O çok daha muazzam bir şey. Çünkü burada yaşanacak bir yer Azerbaycan'ı etkileyecek. Evet. Irak'ı etkileyecek. Suriye'yi etkileyecek. Bunların her biri bizim kendi soydaşlarımızın yaşadığı ve milyonlarca insanı barındıran yerler buralar. Biz Suriye'de yaşanan bir olayın 3,5 milyonluk etkisini konuşuyoruz kendi ülkemizde. Buradaki bu muazzam yaşanacak kaos ne getirecek? O yüzden söyledim. Demin söylediğim konu oydu. Bir uyarıydı. Neydi uyarı? Bizans düşerken konuştuğumuz ve tartıştığımız konu, eğer onların tartıştığı konu oysa o Bizans düşer. Bugün konuşulacak konu Kasım Süleymani'nin şehitliği değil. Bugün konuşulacak konu, kardeşim buradan nereye gidiliyor? Bunun sonrası, bir sonraki evresi neresidir konusu. 90'lı yılların başı, BOP konuşulurken herkes dalga geçiyordu BOP'la. Yazıp çizerken bizler, ya kardeşim Irak 3'e bölünecek, Suriye 5'e bölünecek, işte Sudan 2'ye bölünecek, Libya 3'e bölünecek diye. O zaman da çizilmiş olan haritaları koyduğumuzda, ya kardeşim her şeyi de bir kompleye bağlıyorsunuz dendiği için bugün geldiğimiz yerde sonuçlarını konuşuyoruz. Neyi? Türkiye'ye gelen mültecileri konuşuyoruz. Ama bunu yapanlar ne yapıyorlar? Onlar kendi kazançlarını konuşuyorlar. Bize ne düşüyor? Bize düşen şeyi söyleyeyim. Buradaki insanlara ensarlık yapmak, bölge ülkelerine uygulanan ambargolar yüzünden bir sürü büyük miktarda borçlanmak ve olmamız gereken yerin neredeyse yarısından daha aşağıda geride kalmak. Bunlar da bize düşüyor maliyet. Başka şeyler de yaşıyoruz. Bir sürü sorunlar. Ve bu yaşananlar, bak işin kötü tarafı Türkiye. Bugün yaşananlar, geçmişte yaşananlar çok ufak bir bölümü kalacak. Bunlar çok küçük. Bir İran'ın yaratacağı kaos, buradaki yaratacak kaosun 10 katı. Tamam. Bunu ölçümlemek, buna göre konuşmak, Türkiye'deki insanların yaşanacak sorunları politika ötesinde tartışması gereken ve fikir olarak tartışılması gereken yer. Ama diyorum, yine geldiğimiz yer şu, şehit midir değil midir tartışmasındayız. Ya bunu tartışırsınız gider, sokakta tartışın kardeşim. Ama eğer televizyonda hala biz bu konuyu tartışıyorsak, o zaman biz hata yapıyoruz. Bir yerde bir hata yapıyoruz ve bu hatanın bedeli kaldıramayacağımız kadar büyük olarak dönecek üstümüz. Evet. 1 milyon, 2 milyondan bahsetmiyoruz. Değil mi? Yani buradan bir mülteci akını olsa Irak'ta, İran'ın karıştığını düşünürseniz. Irak'ta yalnızca Saddam döneminde yukarı doğru iki tabur askerin çıkmasıyla beraber yaşanan süreç içerisinde sınırımıza da bulunan yığılmanın miktarı 650 bin kişiydi. Tamam. Bir İran düşün. %35'i Azeri Türk. Evet. %35'i İran'ın nüfusunun %35'i Azeri Türk. Hadi ne yapacaksınız? Alacaksınız. Hayır, ne yapacaksınız? Hani alacaksınız ötesinde ne yapacaksınız? Evet. Yani devletin ya bu tartışmaların yanı sıra bir planı olmalı. Tabii ki elbette ya, planı vardır. Devlet ama biz bu kısır tartışmaları işte Kasım Süleyman'ı şehit mi terörist mi? Yani bu tartışmaları geçmek lazım. Belki bilmiyorum. Belki onu tartıştırarak bunları tartışmamamız gerekiyor ki. Başka bir şey. Hani cambazı hiç görmeyelim. Evet. Cambaza bak. Yani cambaza bakıyoruz biz. Yaşanacak hiçbir şey görmüyoruz. Yani bu işin bedeli öyle kolay bir bedel değil. Yıllarca, aylarca seninle şeyi tartıştık. Doğu Akdeniz konusunu tartıştık. Daha Doğu Akdeniz'in adı geçmezken burada televizyon programı yapıyorduk. Hatırlıyor musun? Ya çok güzeldi ve neyi konuşuyorduk? Bu anlaşma imzalanmalı Libya'yla. Hatırlıyor musun? Evet. Doğu Akdeniz'deki kaynakları anlatıyorduk. Tek tek ne yapılması gerektiğini anlatıyorduk. Ve bize o programları izleyenler ya bunlar için çok erken değil mi siz Doğu Akdeniz programı yapıyorsunuz diyenler oldu bana o zaman. İyi ki konuşmuşuz. 2 yıl önce. Evet. 2 yıl önce Doğu Akdeniz programı yaptık bugün. Bugün Libya'yı konuşuyoruz.
Bir Libya haritasını getirin istiyorsunuz arkadaşlar. İki yıl. İki yıl önce tablo başkaydı. Şimdi başka. Ama iki yıl önce biz neyle uğraşıyorduk? Unutmayın. Türkiye'de patlayan bombalarla uğraşıyorduk. Doğru. 15 Temmuz'da darbe girişimiyle. FETÖ'yle mücadeleye uğraşıyorduk. Sınırımızdaki DAEŞ'lerle uğraşıyorduk. Uğraştığımız bütün konuların içerisinde başka bir şeyin bizi oyaladığının farkında değiliz. Bak, biz bir şeyle oyalanıyoruz. Devlet aklı dediğimiz, devletin tabii ki aklı var. Bir de milletin aklı var abi. Hmm. Bir de milletin aklı da bunu böyle konuşmayanlar da artık yavaş yavaş sesini yükseltmesi gerektiğini söylüyorum. Derin millet. Derin milletinde çıkıp kardeşim, ya ne oluyor ya? Ne oluyor kardeşim? Bunun sonucu nereye gideceğiz? Biz hesap, çünkü çocuklarımız var hepiniz. Herkesin çoluğu çocuğu büyüyecek ve büyüdüğü yerlerde de işi gücü aşı olacak. Bu aş nasıl olacak? Bunun bunlar nasıl kazanılacak? Bunlar nasıl götürülecek? Nin sorusuyla beraber gitmesi gerekiyor. Çok basit sorularla bulduğunda cevaplar da basit oluyor. Çok büyük, devasa formüller yapmana falan gerekmiyor. İşte basit bir formül vardı, bulundu. Cihat Yaycı Paşa'nın? Basit bir formüldü ya. Çok basit bir formüldü. Ama bu basit formülü üretecek kadar FETÖ'nün bir numara hedefiydi. Bundan evet. 15 yıl önce, 15 yıl önce FETÖ'nün hedefine koyduğu bir adamı, FETÖ'nün hedefe koyduğu adamı Amerikalılar bulup hedefe koyuyorlar da biz niye onlardan önce bu projenin doğru proje olduğunu hatırlamıyoruz? Benim kızdığım yer bu. Çok haklısın. Tamam mı? Sorun orada başlıyor. Gözümüzün önünde yaşanan projenin doğruluğunu başkası engelleyecek olan bölümleri keşfetiyor. Biz adamın doğru olduğunu. Niye? Çünkü o gün için onun olmaması gerekiyordu. O gün için onun tartışılmaması gerekiyordu. Tartışacağız, doğruyu bulacağız, ulaşacağız bir yere. Ama ulaştığımız yerin içerisinde zaman geçtikten sonra hiçbir şey yok. Atalan Üsküdar'a geçmiş oluyor çünkü. Arkasından yetişmeye çalışıyoruz. Buradaki sorun 3 yıl önce de vardı, 5 yıl önce de vardı, 10 yıl önce de vardı. 2011 yılında Kaddafi yıkıldı, 2011 yıldan beri var bu sorun. Kaddafi'nin yıkılmasından beri var. Peki şimdi madem öyle Libya'ya artık giriş yapalım. Yani Türk askeri gidiyor. Bu arada soruyu ekranda görüyor arkadaşlarımız, verdiler. ABD gibi. Tabii ki ABD İran'da kaç hedefe vuracağını açıkladı diye soruyoruz. O sorunun doğru yanıtını veren 5 kişiye de işte bu Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Libya arasındaki mutabakatı söyleyen Cihat Yaycı Paşa'nın kitabını hediye edeceğiz. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan cevapları bekliyoruz. Bu haritanın benzeri olan haritayı yapım tarihi 2005 biliyor musun? 2005. Şurada bize daha önce göstermiştik. Yunanistan'ın bize dayatmaya çalıştığı haritada vardı arkadaş, hatırlıyorsa. O haritanın ismi Sevilla diye bir harita. Sevilla haritası. Arkadaşlar, yok sizde öyle geçmez. Yunanistan'ın bize 41 bin kilometre kare dediği, hani Cumhurbaşkanı'nın olta bile atmayacağız evet. dediği yerde bize dayattığı haritanın büyüklüğü 41 bin kilometre kareydi. Bu haritanın yapıldığı tarih ne zaman biliyor musun? 2005 yılı. 2005 yılında yapıldı. Yani şimdi 2020'de, 2005'te bunları söyleseydik Türkiye'de. Meydan bahsetti herhalde, herkes bir 15 yıl önce derslerdi bize. 15 yıl önce bir üniversitede bu harita çiziliyor. Bu Avrupa Birliği'yle tartışılıyor ve arkasından da bunun nasıl olması gerektiğiyle ilgili planlar yapılıyor. O planlar yapıldığı için zaten 2011 yılında Kaddafi olmaması gerekiyor. O yüzden güya Arap Baharı'yla başlayan süreç olması gerekiyor. Evet, evet. O yüzden Suriye Savaşı'nın çıkması gerekiyor. O yüzden 15 Temmuz. O yüzden FETÖ'nün 15 Temmuz yapması gerekiyor. Yapmaları gerekenlerin her biri bize doğru evrildiğinde, kar topu gibi. Kar topu gibi evrildiğinde, domino gibi evrildiğinde, o dominonun bizi etkilemeyeceğini düşünmek kadar büyük bir şey. Etkileyecek ha. Doğru. Etkileyecek ve etkileneceğiz. Etkilendiklerimizi iki türlü çözebilme şansımıza sahibiz. Ben hep şu örneği verdim. Yine burada o örneği vereceğim. Biz dedik ki kardeşim, bundan sonra biz savunma hattımızı kendi topraklarımıza yapmayacağız dedik. Dedik mi demedik mi? Dedik. Dedik, tamam. Afin harekatıyla biz neyi hedefledik? Dedik ki buradan Amonoslar bölgesine geçen PKK varlığı var. Bunları burada etkisiz hale geçecek. Hedeflerden bir tanesi buydu. Sınırın ötesine geçtik. Bizim sınırımız nereden geçiyor? Buradan geçiyor değil mi? Peki. Hı hı.
Bu sınırın burada güvenli olması için bizim nerede olmamız gerekiyor? Sınırın ilerisinde. Burada olmamız gerekiyor. En iyi savunma hücumdur. Bak burada olmamız gerekiyor. Evet. İnsanların anlaması gereken yer şu. Burada olduğunda burayı koruyamazsın. Gideceğin yer şurası. Buraya kadar seni sıkıştırıyorlar. Eğer burayı tutmak istiyorsan burada olman gerekiyor. Müthiş. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu sorunun cevabı orada başlıyor. Pençe harekatını niye yapıyorsun? Hakkari, Şem dinle. Tamam mı? Şırnak, Siirt. Bu coğrafyada terör olmasın diye yapıyorsun. Var mı son dönemde bir basılan karakol? Var mı bir herhangi bir yerde ölüm olayı? Var mı? Yok. Yok. Tamam mı? Ama öbür tarafa bakıyorsun. Buraya da baktığında aynı tablo işte. Deminki harita gelse arkadaşlar. Az öncekini verin arkadaşlar. Bu birebir aynısı çünkü. Netti çünkü. Tamam. Bu tabloyu öyle okumak lazım. Başka bir yere daha geleceğim. Tam burasıyla kalsın, tam burası kalsın. Dün bir olay yaşandı. Dedi ki Trump, biz de şu kadar hedefi vuracağız. Demin sorduğumuz soruda. Sorunuz tamam. Bunu neye güvenerek söyledi? Bir, teknolojiye güvenerek söyledi. İki, İran'ın hava savunma sisteminin zayıflığıyla söyledi. Şimdi S-400'e geldi, değil mi? Geldik mi yine? Doğru. Şimdi S-400'e geldik mi? Ne kadar önemli. Bugün herhangi bir konu olduğunda S-400, bakın, Türkiye'nin savunmasını hazırlamak Milli Savunma Bakanlığı'nın görevi değildir. Veya Genelkurmay Başkanı'nın görevi değildir yalnızca. Hükümetin görevidir. Hükümet bu ülkenin savunmasıyla ilgili bütün planlamaları, bütçesini ve diğer şeyleri ayarlamaktan birebir sorumludur. Tamam. S-400 de böyle bir mevzuydu. Şimdi Türkiye'nin önüne gelen istihbarat raporları baktığında yalnızca Türkiye'nin istihbarat raporları gelmiyor ki. NATO'nun içindesin, bir miktar NATO'nun içindeki planları biliyorsun. Tamam. Bütün coğrafyada istihbarat anlamında en büyük ülkelerden bir tanesin, topladığın istihbarat bilgileri var. Bir sürü dinleme yaptığın yer var. O dinleme yerlerinden gelen raporlara göre baktığında ne çıkıyor ortada? Bir şey var ortada. Biz geçen sene bir konuyu özellikle burada S-400 tartışması olurken söyledik. Dedik ki S-400'lerin alınması sırasında bir kavram ortaya atılmış dedik. O neydi? Acil ihtiyaç kapsamında alın dedik. Neydi bu acil ihtiyaç dediğimizde? Sürekli sorduk bunu ya. Neden bu kadar acil? Neydi kardeşim bu acil ihtiyaç neydi dediğimizde? İşte şimdi geldik işte mevzulara. Neler olduğunu gördünüz mü? Neredeyse dünya savaşı eşiğine geldik. Yarın sabahleyin. Allah göstermesin, çok daha kötü ve üzücü bir olay olduğunda, ortalık birbirine girdiğinde, elinde S-400 hava savunma sistemleri var. Herhangi bir balistik veya herhangi başka bir şeyi engelleyebilecek sistemin sıfır olacaktı. Hiçbir şeyin olmadan buna hazırlık yapacak. Şimdi anladın mı S-400 niye gerekliymiş ve neden acil olarak alınması gerekiyormuş? Kim bize saldıracak diyenler vardı ya, S-400'e ne gerek var? Şimdi onlar acaba ne düşünüyor? Gerçi şimdi de Libya konusunda mesela Türkiye arabulucu olsun. Bir kere uzatım, hangi süreçlere evrildiğini galiba takip etmediler. Ve bizim Libya'da ne işimiz var? Ya, bunu çok oldu. Söylüyorlar Mete Erhan. İşte dün Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le beraber dedi, Hafter'e dahil olmak üzere ateşkes yapın kesti, dedi. Reddetti. Bu arada onu söyleyelim. Hafter reddetti. Dedi ki kabul etmiyoruz. Türkiye şu anda yapacağını da yaptı. Rusya ile beraber yapacağını da yaptı. Bundan sonra ne olacağını hep beraber göreceğiz. Diplomatik üzerine düşeni yaptı. Yaptı. Dedik ateşkes. Olmadı. Bundan sonra ne olacağını hep beraber. Ne bekliyor bizi Libya'da? Ya şöyle söyleyeyim. Askerimiz yani şimdi, hangi, nerede olacak? Başından beri anlaşamadığımız yer şurası. Şimdi yine bu konu konuşulurken yine seninle buradaydık. Dediler ki Türkiye ile Rusya ayrı taraflardı. Ben de ısrarla hayır, ayrı tarafta değil diyenlerdenim. Ayrı tarafta değil. Değiller diyenlerdenim. Siz ayrı taraflarda olabilirsiniz. Ama bu sizin kendi stratejik hedeflerine saldıracağınız anlamına gelmez. Biz Suriye'de Rusya ile aynı tarafta mıyız? Hayır. Değiliz. Ama düşmanla değiliz. Evet. Birbirimizin sınırlarına dikkat ediyoruz. Birbirinin haklarına dikkat ediyoruz. Ve birbirimizin hakkını koruyoruz. Yani denge politikasında gidiyoruz. Tamam. Ama biz Amerika ile öyle değiliz bak. Biz Amerika ile denge politikasında değiliz. Hmm.
Şimdi burada dikkat et, Türkiye bir korgen atacağını söyledikten sonra Rusya'da bir ne atacağını söyledi karşı tarafa. Korgen herhalde. Korgen atacağını söyleyeyim. O zaman ben biraz daha söyleyeyim. Bölge dengeye geldiğinde, bölge dengeye gelirse, gelecek. Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesini görürüz Libya'da da. Oo, bak, bu çok önemli bir şey söylüyorsunuz şu anda Mete Erer. Şu anda hani bize şunu söylüyorlar. Hafter güçleri ülkenin %70'ine sahip ama büyük oranda çöl. Ya, ama Rusya bir korgeneral gönderdi, Türkiye bir korgeneral gönderdi. Libya dengeye geldiği anda ortak devriye. Arada ortak devriye görürüz. Çok farklı bir şey. Hayır, şöyle bir şey var. Rusya ile açıklamayı yaparken ki açıklamalara baktığında Türkiye ile Rusya'nın çok uzun zamandan beri ayrıştığı bir nokta yok. Farklı farklı noktalar var. Ama bu farklı noktalarda birbirlerinin üstüne gitmemek konusunda da bir tavırları var. Evet. Köşeye sıkıştırmıyorlar. Evet. Yani birbirlerini zorlamıyorlar, birbirlerinin arkasından dolanmıyorlar. Dürüst davranıyorlar, ben öyle söyleyeyim. İster Suriye konusu olsun ve diğer konular olsun. Bu açıklık politikası yüzünden de ben bu lafı söylüyorum. Yani Rusya Hafter'i destekleyebilir. Ama Rusya Türkiye'nin ulusal mutabakat hükümetini desteklemenin karşısında değil. Herkes kendi safında. Hmm. Saflık birbirini vurmak ve birbirine saldırmayı teşvik etmiyor. Peki Amerika ne yapacak burada? Vallahi şöyle söyleyeyim. Coğrafyada Rusya asla bölgenin ahenge gelmesini istemez, onu söyleyeyim sana. Yani buradan bir boru hattıyla Yunanistan'a geçecek olan, Girit'in üzerinden geçecek, boru hattıyla geçecek olan hattın bağlanmasını istemez. Çünkü böyle projeler Rusya'nın Avrupa'daki tekel olan doğal gaz konusunda rakip oluşturur. Bu rakibin asla çıkmasına müsaade etmeyecektir. O nedenle de bu bölgedeki... O zaman yine Türkiye'nin safında olmaya, yani Türkiye ile bu konuda birbirini kırmamaya devam edecek. Edecek tabii ki yani. Şimdi... Ortak çıkarları var bu durumda. Şöyle söyleyeyim. İran bu kadar köşeye sıkıştırılmışken, Amerika bölgeye nüfuz etmeye çalışırken, bütün coğrafyayı hakim olan, bütün coğrafyaya hakim olan, jeopolitik olarak üstünlüğü olan ve ekonomik olarak da çok fazla işbirliği yaptın, Türkiye'yi safın dışına itmek ister misin Rusya'yla? Ben bir şey söyleyeyim mi? Hayatının en büyük fırsatı var şu anda. Rusya ile Türkiye böyle bir sorundayken Rusya ile Türkiye aynı düşünüyor. Yani Putin bunu hayal etseydi herhalde, bundan 20 yıl önce böyle bir hayalle giflan çıksaydı böyle bir şey olmazdı. Olmazdı. Rusya ile Türkiye'nin bugün işbirliği coğrafyadaki kanın daha da büyümesini engelliyor. İdlib konusunda biz de aynı hareket etmiyor. Olabilir. Biz de onunla Katar şeyde aynı şeyi düşünmüyoruz. Kırım bölgesinde aynı şeyi düşünmüyoruz. Peki orada Amerika Birleşik Devletleri... Biz Gürcistan konusunda da aynı düşünmedik. Ama dediğim gibi olayların içerisindeki konu şu. Sana nüfuz etmeye çalışmıyor. Amerika ile aramızdaki mevzu bu. Amerika nüfuz etmeye çalışıyor. Hı. Sana bir egemen devlet gibi değil, egemen olmayan bir devlet gibi davranmıyor. Yani bu aralar birileri kullanıyor ya, emperyalizm kelimesini kullanacağım. Türkiye'nin bile Libya'ya emperyalizm için gittiğini söyleyenler var. Yani bu kadarı da olmaz artık. Yani şöyle söyleyelim, Birleşik Arap Emirlikleri emperyal bir devlet, Türkiye emperyal değil miymiş? Bölgede Birleşik Arap Emirlikleri var. Şu anda karşımızdaki en büyük rakibimiz. Onlar emperyal oldular. Biz şey mi olduk? Bak, emperyal istemiyorum. Emperyal diyorum. Emperyal diyorum. Biz emperyal olmadık mı? Yaşayacağız, göreceğiz. Peki Türk askerinin yani, görevi ne? Efendim? Türk askerinin görevi ne? Valla şöyle söyleyeyim. Yani bir Tugay gücünde bir birlik gidecek oraya. Gözüken o. Yani Tugay dediğim için de hepsi bir Tugay'dan bahsetmiyorum. Yani muhtemelen... İçişleri Bakanlığı'na ait birimler, Milli İstihbarat Teşkilatı ve üç kuvvetten de oluşan birimler muhtemelen yer alacaklardır orada. Ağırlıklı olarak hava savunma sistemi, ateş destek unsurları, tank savar silahları ağırlıklı bir ekip gidecek. Yani son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envantine girmiş olan bütün malzemeyi orada göreceğiz. Bu malzemenin bir kısmı da Ulusal Mutabak Hükümeti'ne satılmış zaten. Askeri işbirliği anlaşması. Yani adamlar parasını veriyorlar. Biz şu anda oraya gittiğimizde cebimizden çıkan bir para yok. Yani, Ulusal Mutabak Hükümeti kendi silahların parasını veriyor. Türkiye'de gelip anlaşmalarını imzalıyor. Hı hı. Ve bu silah sevkiyatları da ondan sonra yapılıyor.
Şey öyle değil ama. Hafter öyle değil. Hafter'in parasını Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın içinde teşkil etmiş olduğu grup finanse ediyor. Onlar finanse ediyorlar ve Hafter'e Çat'tan, Sudan'dan paralı askerleri onlar gönderiyorlar. İşin ilginç tarafı bu. Birisinin vekil savaşını yapıyor aslında Hafter. Vekil savaşını yapıyor. Türkiye ise kimseye vekalet vermiyor. Kendisi için kendisi orada bulunuyor. Anlaşılamayan nokta hep orada kaynaklanıyor. Muhalefet şunu söylüyor. Hafter seküler, Trablus'taki hükümet cihatçı. Lakin Hafter geçtiğimiz haftalarda dedi ki ben cihat ilan ediyorum dedi. Neden birileri bu yani Libya konusunda Hafter seküler onu destekleyelim gibi yollara başlıyor? Sen dua et, PYD de seküler. Hatırlarsan bizim yanımızda şehadete yürüyen Özgür Suriye ordusu için şeriatçı, PYD için seküler. Biz eğer orada bir liseyle işbirliği yapacaksak biz niye PYD ile işbirliği yapmıyoruz dendi ya, bu Türkiye'de açık açık siyasetçiler tarafından söylendi. Öyle şey yapma yani, Libya'ya falan gitme. Hani Libya konusu daha tartışmalı bir konu. Çok sarih olan PYD'nin bile terör örgütü olduğunu hepimizin bildiği bir yerde PYD'yi seküler yapıp Türkiye ile ortak olmalı diyen insanlarla karşılaştık bu ülkede. Biz. Bunun tartışmasını yaptık. Ve bu televizyonlarda yapıldı, öyle hani kahvede orada burada oturup konuşmadık biz bunlar. Televizyon ekranlarında, meclis kürsülerinde konuştuk biz bunlar. Şimdi o yüzden Hafter kimdir, seküler midir, değil midir konusunu geçelim ve şöyle bir yere gidelim. Arkadaş siz çok uzun zaman önce işte komünistler Moskova'ya, mollalar İran'a demiyor muydunuz? Şimdi siz oldunuz mollacı, biz olduk Amerikancı mı? Ya bu mesela... Ne zaman bu kadar çok yer değiştirdiniz? Nasıl bu kadar yer değiştiriyorsunuz? Ne zamandan beri farklı farklı yerlere doğru gidiyorsunuz? Nasıl farklı farklı yerlerde saf tutuyorsunuz? Ben de bunu anlamıyorum. Hani bir şey konuşuyorsun, bir şey anlatıyorsun insanlara, bir şeyi söylüyorsun. Geçmişte bu ülkeden İran'a gitmesi söyleyen insanlar bugün İrancı olmuşlar. Bu hızlı değişimlere gerçekten bazen ben de şaşırıyorum. Ya abicim, hem de ne savunmak Kasım Süleymani? Her şey olabilir. Bak her şey olabilir. İnsan dediğin şey evrilebilir. Fikren evrilebilirsin. Ama fikren yuvarlanmaz. Güzel abi. Tamam. Yani bu fikren yuvarlanmak. İnsanlar tabii ki esneyecekler. Tabii ki o günden daha farklı bir yere doğru gidebilirsin. Politikalar değişebilir. İnsanların fikirleri de değişebilir. Ama bu böyle değil ya. Bu böyle değil. Mesela bir reklama gideceğiz. Çok uzun zamandır reklam vermedin sen değil mi? Evet. Doğru. Yani bir saate yaklaştık. Öyle mi? Bir saate yaklaştık. Çok çok hızlı geçiyor. Sorumuzu gördünüz. Amerika Birleşik Devletleri İran'la kaç hedefi vuracağını açıkladı. Sorunun cevabını bekliyoruz Instagram'dan. Hem de Twitter'dan Dünya Savaşı etiketine bekliyoruz. Instagram'da son fotoğrafın altına bekliyoruz. Reklamlardan sonra daha konuşacaklarımız var. Bir yerlere ayrılmayın. Devam ediyoruz reklamlardan sonra. Libya'yı konuşuyorduk en son kaldığımız yerde. Libya'da bundan sonraki süreçte bizi ne bekliyor? Ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs, İsrail, Mısır, Yunanistan'ın yaptığı bu anlaşmaya karşı yeni hamleler olacak. Olacaktır. Muhtemelen Cezayir hamlesi gelecektir arkasından. Sonra belki Tunus hamlesi gelecektir. Cezayir'le ortak hareket edeceğiz gibi gözüküyor. İtalya'da çağırmışlardı biliyorsun Mısır'daki toplantıya. İtalya anlaşmayı imzalamadı. Ve uzak kalmayı tercih etti. Bu kavganın içine girmedi. Bu bizim için çok önemli bir olay. Onu söyleyelim. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz'deki petrol arama ve doğalgaz aramalarıyla ilgili uluslararası firmalarla ortak hareket edeceğimizi söylemişti. İşin içine Katarlı firmalar, Gazprom gibi firmaları içine alabiliriz. İngiliz firmaları girebilir bu arama faaliyetlerinin içine ve ortak arama sayısı çoğaltılabilir. Bu da tabloyu değiştirir. Yani uluslararası büyük firmaları da işin içine çekmek bundan sonraki ikinci büyük hamle olacaktır. Tabii Türkiye faaliyetlerini sürdürdüğü müddetçe Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve diğer güçlerin desteklediği Hafter daha fazla yoğun bir şekilde saldıracaktır bölgeye. Biraz geç kaldık açık ve net söyleyeyim. Yani geç kaldık. Geç kaldık. Biraz geç kaldık. Bu
yaklaşık birkaç ay önce belki gönderilmeliydi. Şu anda 8 kilometreye kadar geldiler. Sirte'de biliyorsun Sirte düştü. Daha hızlı hareket edilmesi gereken bir süreç var. İşte bu süreç nasıl olacak? O kor general kim gidecek? O kor general kim tespit edilecek? Bölgeye gidecek unsurların büyüklüğü ne olacak? Sorusu daha netleşmiş değil. Ne kadarlık bir birlik gidecek? Kaç asker gidecek? Daha o netleşmiş değil. Onu söyleyelim. Önümüzdeki hafta içerisinde, bu hafta da gözükmüyor bir sevkiyat, büyük bir sevkiyat. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi, 35 kişilik bir ön keşif gücü güt dedi. Ama o arkadaki büyük gücün ne zaman gideceğiyle ilgili şu anda netleşmiş bir tablo yok. O tablo netleşmediği müddetçe Hafter daha yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Bu hafta sonu önemli gelişmeler yaşanabilir, Sirte benzeri gelişmeler yaşanabilir. Bunların her birini göreceğiz. İnşallah geç kalmayız. Yani ben Libya konusunda söyleyebileceğim tek şey, inşallah Libya konusunda geç kalmayız. Çünkü orada biraz karşı taraf Türkiye'ye gelmeden bu işi bitirmek için çok daha fazlasıyla baskı uygulamaya başladılar. Ya o zaman senaryolar değişecektir eğer inşallah geç kalmamışızdır diyor. Eğer geç kaldıysak senaryolar çok farklı senaryolar ortaya çıkabilir. Ya şöyle tabii bu en son İran gerilimi ve diğer şeyler Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Suudi Arabistan ve İsrail'in angajmanını biraz daha o tarafa doğru yöneltti. Ama angajmanı yönetmeyen ülkeler var. Mısır hala fiili anlamda bütün angajmanı coğrafyaya yönetmiş durumda. Onu değiştirmek için de Türkiye'nin hamle yapması gerekiyor. İşte göreceğiz, dediğim gibi göreceğiz. İnşallah bir teknik hata yapmadan bu süreci doğru götürebiliriz. Peki. Çünkü, siz ne kadar isteseniz de her şey sizin elinizde değil. Yani siz zamanı seçme size ait değil, yeri seçme size ait değil. Karşı tarafın hamlesi size ait değil. Bunları dengeleyecek hareketleri siz ne kadar doğru yaparsanız onları dengeleyebilirsiniz. Onların yapacakları hareketleri dengeleyebilirsiniz. Birkaç gün sonra bunların her biri netleşir diye düşünüyorum. Şimdi ekrana arkadaşlar 37 numarayı verin. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir değil mi? 1995 kişilik bir anket bu. Amerikalılara bu son olaylar sırasında İran nerede diye sormuşlar. Ve İran'ın nerede olduğunu gösterin demişler. Çok ilginç. Sadece %23'ü doğru cevap vermiş. Evet, %23'ü doğru cevap vermiş. Diğerlerinin nereleri işaretlediğini görüyorsunuz. Şimdi bir dakika ben şöyle ayakta göstereyim özellikle. Yani biraz komik çünkü. Neredeyse Amerika kıtasında zannedilen var İran'a. Amerika'nın içindeki yerleri gösterenler de var. Ben ona daha çok güldüm. Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde olduğunu, Güney Amerika'da olduğunu söyleyen var. Yani hadi neyse buraya geçtik de hakikaten Amerika'nın içinde olduğunu bile zanneden Amerikalılar var. Avrupa'da çok yoğun var. Türkiye'yi zaten çok işaretleyenler var. Ve sadece %23'ü İran'ın nerede olduğunu doğru yanıtını vermiş. Bu da olayların ne kadar manipülasyona açık olduğunu, bu kirli propaganda yapıldığında ülkelerin nasıl farklı düşünebildiğini gördük. Evet. Saddam'ın devrilmesi sırasında nükleer bombası olan bir ülkeydi aslında biliyorsun. Öyle gelmişlerdi. Öyle diyorlardı. 11 Eylül saldırısını Saddam'ın yaptığı söylenmişti. Demek ki kara propaganda inanılmaz malzeme yapıyor. Ve diziler bunun için çok önemli bir faktör. Bütün dizilerde İran vardır. Bütün dizilerde. Evet. Yani isterseniz bu özel kanalları söyleyin. İsterseniz onların yapmış olduğu dünyaya veya filmler. Homelandler, House of Cards'lar onların yaptığı bütün siyasi filmlerde, dizilerde vardır. Her birinde İran geçer. Potansiyel İran geçer. Ve İran baş düşmandır. Herkesi fitneleyen ve yapan İran'dır. Ve bu bir yıl, iki yıllık bir proje değil. Yıllarda, aradan 10 yıl geçtiğinde İran ismini duyduğunda aklına ilk gelen şey İran ve terör olur. Bir müddet sonra bir olay yaşatılır. Zaten hiç düşünmezsin bile. İran yapmış mıdır diye düşünmezsin bile. Amerika bununla ilgili kongreye bir karar getirdiğinde hiç kimseye kardeşim bu tuzaktır demez ve İran o gün bombalanır. Dikkat ediyorsan İran senatosu şöyle bir karar çıkarttı. Trump'ın bir hata yapmaması için İran'a yapılacak olan müdahalenin için senatodan muhakkak onay alması gerektiğini hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar ortak bir karar çıkarttılar. Evet. Peki bizi bu hafta ne bekliyor? Son artık 2-3 dakikamız. Bu hafta yani önümüzdeki hafta bu gerilim başka bir böyle sürpriz bir şey beklemeli miyiz?
Vallahi hiç kimse bir şey söyleyemez artık. Çünkü aklı selimin bitirildiği bir dönemdeyiz. Dış politikanın önemsiz olduğu, insanların birbirleriyle, ülkelerin konuşmadıkları ve tuhaf hareketler yaptıkları bir dönemi yaşıyoruz. Bu nedenle hiç kimse bir sonraki hamleyi bilmiyor. Yani bundan bir ay önce Türkiye'de veya dünyadaki bir kişiye Kasım Süleymani'ye suikast düzenleyecek Amerika Birleşik Devletleri deseydiniz kaç kişi evet derdi? İnanmazdık çünkü çok %5 üst diyelim. Bir hedef. Evet. 95'e hayır derdi. Evet. Bugünden de yarın sabahleyin ne olacağını hiç kimse söyleyemiyor. O yüzden de istihbarat birimleri çok daha teyakkuzda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu kelime o yüzden önemli. Asimetrik savaşın içindeki en önemli figür artık istihbarat birimleri. Bu nedenle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu kadar güçlendirilmesi hayati bir önem kazanıyor. Yalnızca bilgi almak değil, eylemi engellemek değil. Aynı zamanda neyin planlandığını 5-10 sene önceden tespit edip onunla ilgili önlem alma yöntemleri de artık istihbarat birimlerinin birinci görevi. Zeka kısmı. Yani oyun bozabilmek için, pardon oyun kurabilmek için senin 5-10 yıl öncesinden kimin neyi planladığını bilmen lazım. O planları senin ele geçirmiş ve hangi senaryoların olduğunu öğrenmiş olman lazım. Ama maalesef Türkiye'nin şöyle bir hatası var. Vazgeçmiyoruz bu hatadan. Bunu önceden söyleyen adamların ya öldürülmelerine, ya hapse atılmalarına veya erken emekliye sevk edilmesinin önüne geçemiyoruz. Peki tam da madem böyle dedik, Cihat Yağcı Paşa da işte o hedeflerden biriydi, birilerinin FETÖ'nün hedefiydi ta 15-20 yıl önceden. Amerika'nın İran'da kaç hedefi vuracağını açıkladı Amerika Birleşik Devletleri. Kaç hedefti Mete Erar? 52 hedef. Neden 52 hedef? Çünkü o dönemde kalan, içeride kalan, tutuklu olarak, esir olarak alınan kişi sayısı 52 kişiydi. O yüzden de 52 hedefi temsil olarak seçmişlerdi. 52 idi. Doğru cevap 52 idi. Mete Erar'la birlikte biz doğru cevap veren 5 kişiyi tespit edeceğiz. Hem Mete Erar'a ben de rica etmiş olayım sosyal medya hesabından doğru cevap veren kişileri yayınlarız. 5 tamam, ismi olur. Önümüzdeki hafta. Cihat Yağcı Paşa'nın çünkü Mete Erar bizzat kitabını hediye etmiş olacak. Ben size göndereceğim, siz de adresine gönderirsiniz tamam. Artık. Herkes de güzelce okusun. Türkiye büyük bir devlet. Birincisi bunu söyleyeyim. Türkiye ekonomik olarak 17. büyük devlet olabilir. Ama askeri olarak ve milli güç olarak her zaman söylüyorum, dünyanın ilk 8 devletinden bir tanesidir, ilk 5 devletinden bir tanesidir. Bu nedenle öyle çok da fazlasıyla enseyi karartmayın. Yani bizim anlattıklarımızın tamamı sorunların bizi etkilemeyeceği bir zeka seviyesinde olmamızı istediğimiz için. Küçük kısır savaşlar yapmamamız için, enerji kaybetmemek için, evlatlarımızın canı yanmasın. Ekonomimiz kötüye gitmesin diye uyarlarımız. Yoksa onun dışında Türkiye öyle yutulacak, böyle çiğnenecek bir ülke değil. Hiç kimse böyle bir şeyi düşünmesin. Akşam rahat yatsın, akşam rahat uyusunlar. Eyvah. Bu ülkenin evlatları öyle hiç kimseye pabuç bırakacak bir durumda değil. Çok daha eskiden çok daha yani daha güçlü, daha istihbaratı daha güçlü, silahlı kuvvetleri daha güçlü, İçişleri Bakanlığı daha güçlü bir ortamda. Bunu da bir yere yazsınlar. Daha güçlü için olmak için ne yapabiliriz sorusunu tartışıyoruz. Zayıflığımızı tartışmıyoruz. Daha ne kadar güçlü olabiliriz sorusuyla bu kadar çok bir tartışma açmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler Mete Erar. Ben teşekkür ediyorum. Için. Ama haftaya muhtemelen sen yine bir ani şey yaparsın, program yaparsın. Öyle gibi. Öyle olur tabii. Yani. Bir sürü bekliyoruz tekrar. Tabii önümüzdeki hafta. Muhtemelen ilk birlikler ginebilir, birçok olay yaşanabilir. Sen, ben olmasam bile en azından bir yine bir stratejist çağırırsın. Eyvallah, buraya. Eyvallah. Biz Mete Erar, Nevarno Yokun biliyorsunuz eyvallah. Daimi konu yine bekliyoruz. Nevarno Yokun YouTube hesabından da programın tamamını izleyebilirsiniz. Mete Erar'ın şahsi YouTube hesabını da hatırlatmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.